Transfer Merkezi TV'den herkese merhaba. Bugün Yunanistan'ın PAOK takımını yakından takip eden Yunan gazeteci Elena Empontou ile birlikte Göztepe'nin yeni transferi Marko Mihojević ile ilgili bir röportaj gerçekleştireceğiz. Hemen röportajımıza başlayalım. Hi Elena. Hello, good afternoon from Thessaloniki. And good afternoon from Turkey as well. And thank you for joining our program and for your time. Thank you. Shall we start? Yeah, okay. So the first question. Marko Mihojević joined PAOK in 2017-2018 season with around 300,000 euro transfer fee, but he couldn't get many chances. And he went to various teams on loan. How do you evaluate this situation? Exactly. Look, he came to PAOK on the last day of the winter transfer window. He was more like a future project, you know, a player with great potential. But it was difficult for him to find his role in the squad, to take official games. PAOK had already built a strong team that the very next season won without even one lost game, both Greek Championship and Cup. So it was very difficult for Marko to get official games. Every player had his role in PAOK's game tactics. PAOK had a defense duo, Varela and Crespo, that was too difficult for Marko to break them apart. Mm-hmm. Şimdi birinci sorumuz şu oldu. Marko Mihojević 2017-2018 sezonunda PAOK'a katıldı. Fakat katıldığı dönemden itibaren, bu arada 300 bin euro transfer bedeliyle yaklaşık olarak PAOK'a katıldı. Fakat yeterince şans bulamadı ve farklı takımlara kiralık olarak gitti. Bunun sebebini sorduk. Yani bu durumu kendisi nasıl değerlendiriyor diye sorduk. Kendisinin verdiği cevap ise şu şekilde. PAOK'ta çok fazla potansiyel, yani şöyle söyleyelim. PAOK takımı aslında Mihojević'i bir geleceğe yatırım olarak aldı. Çünkü kendisinde bir potansiyel, yüksek bir potansiyel görüyordu. Aynı zamanda çok güçlü oyunculara da sahipti. Ve transfer edildiği zaman yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyordu. Kupada da keza mücadele ediyordu. Fakat o dönemdeki mevcut oyuncuların çok güçlü olmasından dolayı Mihojević'e nazaran kendisi bu sebeplerden dolayı çok fazla forma şansı bulamadı. Can you inform us Mihojević transfer process to Göztepe? I'm not sure, but I think that Göztepe paid the transfer fee of 500 euros and PAOK kept a resale fee per percentage, as I know. How many percentage? 15, but I'm 15. Not so sure about this. So you said Göztepe paid around 500,000 euros, but exactly. Half of them the team gained. Exactly. Mm-hmm. And you want to add something else? No, because there are financial details that we don't know exactly between the two teams, you know? Yeah. İkinci sorumuz şu şekilde oldu. Mihojević'in transfer süreci hakkında bize bilgi verebilir misin diye sordum. Kendisinin bu konu hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığını, sadece Göztepe'nin 500 bin euroluk bir transfer bedeli ödediğini, fakat bunun da hani yarısının takıma kazandırıldığını söyledi. Açıkçası bu konu hakkında birkaç spekülasyon vardı ama ben de çok emin değilim. O yüzden bunu soruya da çok net bir cevap veremiyorum dedi kendisi. Üçüncü sorumuza geçelim. Do you follow Turkish football and in your opinion can he get used to Turkish league? Yes, PAOK recently had a game against the Turkish team, against Beşiktaş. Mm-hmm. I know it's a tough league, it's strong and competitive. I think not much as previous years, but it's a good and strong league. Evet, Türkiye Ligi'ni takip ediyorum. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'la PAOK'un bir maçı olmuştu. Onun dışında da zaten yine Türkiye Ligi'ni takip ediyorum.
yüksek derecede mücadele gerektiren bir lig olduğunu biliyorum. Ve tahminimce de Mihojević'in Türk ligine, yani Türkiye ligine uyum sağlayacağını düşünüyorum. And he didn't make many appearances at PAOK. And were PAOK fans satisfied with him? And were they disappointed with his leaving? Look, to be honest, he didn't have the chance to know, to let him know in the field, you know, as a player. So there was no disappointment, neither satisfaction about this transfer. As a guy, he was liked. But I think Marco will reach the expectations in Turkish league. He's young, he wants to take his chances. And he did pretty well in every team he played as alone. So this is a career challenge for him now. Yani açıkçası çok fazla şans bulamadı. Evet, bu doğru. Yani taraftarın bakış açısı hani onun ayrılmasıyla ilgili ne iyi ne kötü. Fakat karakter olarak evet herkes tarafından sevilen bir futbolcuydu. Ben eminim ki Türkiye Ligi'nde taraftarlar tarafından ve takım arkadaşları tarafından da sevilecek olduğunu düşünüyorum. Zaten kendisi de genç ve yetenekli birisi. Bundan dolayı kendisinin Türkiye'de başarılı olacağını düşünüyorum dedi. Bu arada sorumuz da oyuncunun PAOK'ta çok fazla şans bulamamasından yanaydı. Ve taraftarlar oyuncunun ayrılmasıyla ilgili herhangi bir hayal kırıklığı yaşadı mı veya bu durumdan memnunlar mıydı? Bunu sormuş olduk. Cevabı da zaten sizlere aktardım. Bir sonraki sorumuza geçelim. And can you talk about us his talents and his style and which player does he remind you of? To be honest, now I cannot think a player that he reminds me, but he's mature. Even though he's young, he's a passionate center back with an aggressive style, and he's very good at air fights. Of course, he's young. He has a lot of things to improve, but definitely he has a great potential. Yani şu an açıkçası öyle, pardon, bu arada yine önce soruyu söyleyelim. Bize Mihojević'in becerileri ve onun oyun stiliyle ilgili biraz bilgi verebilir misin diye sorduk. Onu herhangi bir oyuncuya benzetebilir misin ya da Mihojević denildiğinde aklına hangi oyuncu geliyor diye sordum. Açıkçası şu an aklıma bir oyuncu gelmiyor ama birazcık kendisinden bahsedecek olursak çok genç, potansiyel yüksek ve agresif bir oyuncu diye cevaplandırdı. O zaman hemen şimdi son sorumuza geçelim. This is the last question. Advanced Kayseri Spor's ex-player Diego Bises var, who was also admired by Kayseri Spor's fan, has been playing at PAOK for a long time. And how do you find his current performance? And what do PAOK fans think about him? Look, Diego is our artist here. This is his nickname among PAOK fans. He has written history here, championship, cups, double. He has a genius style of playing. He has a great character. Okay, last year both the team and Bisesvar had a not so good season. And this year also Bisesvar didn't start very well. But okay, we will follow his appearances and to see how he managed. This is going to be a really long road this year, but Diego is one of the greatest of PAOK. Sorumuz şu şekildeydi. Bir zamanlar Kayseri Spor'da oynayan ve Kayseri Spor taraftarında sevgilisi olan Diego Bises var. Uzun süredir PAOK'ta mücadele ediyor. Kendisine bu Bisesvar'ın mücadelesini nasıl bulduğunu ve taraftarların onun hakkında neler düşündüğünü sorduk. Kendisi taraftarlar tarafından onun bir lakabı olduğunu ve onun da artist, yani bir sanatçı anlamına geldiğini söyledi. Kendisi tabii PAOK takımıyla birlikte tarih yazdı. Kendisi çok yaratıcı, dahi bir oyuncu. Geçen sene takımda kendi performansı da iyi değildi. Yani bu sene de çok iyi olarak başlamadı ama tabii ki biz onu seviyoruz. Taraftarlar da onu seviyor. İlerleyen dönemlerde neler olacak hep birlikte görmüş olacağız.
Kendisinin verdiği cevap da bu şekildeydi. And thank you for your answering and for your time again. And I hope I help you. You really helped us. And thank you for attending our program. And I wish you all the best for you. Thank you. Bye bye. You're welcome.